Ekofinans'la karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. İlk olarak kurlara göz atalım. Dün Türkiye'de seçim vardı. Seçimin ardından bu sabah dolar TL 19.66'dan, euro TL 21.38'den ve sterlin TL 24.54'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.08 seviyesinde seyrediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta %6.38'lik azalışla 4.489 puandan başlarken değer kaybının %5'i aşması sebebiyle endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu sıralardaysa 4.645 puan seviyesinde bulunuyor. Kripto paralarla devam edelim. Geçen hafta yönü hep aşağıdaydı kripto paraların. Bu haftaya ise yükselişte başlandı. Bitcoin 27.403 dolardan, Ethereum ise 1.828 dolardan satılıyor haftanın ilk işlem gününde. Altına bakalım. Altında da yükseliş hakim. Gram altın 1.277 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 2087 TL'den, Cumhuriyet altında 8588 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 2018 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 24 dolar seviyelerinde seyrediyor ve petrol, Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 74.26 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Türkiye'deki seçimler sonrasında Türkiye'nin 5 yıllık risk primi ilk fiyatlamalarda 70 baz puan yükseldi. Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında yatay bir görünüm izlenirken risk primi yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puanı gördü. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Küresel piyasalarsa yoğun makroekonomik veri takvimi ve dünya genelinde Merkez Bankası yetkililerinin sözde yönlendirmelerinin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden borç limiti krizinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin soru işaretleri de fiyatlamalara dahil olmayı sürdürürken Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü sözlü yönlendirmeleri başta olmak üzere hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler ülkede iş gücü piyasasında ve enflasyonda yavaşlama eğiliminin ortaya çıkmasına karşın istenilen seviyede olmadığını belirterek bu durumun Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikleri beslediğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlama bankanın büyük ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülürken 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler %17 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da ise ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ederken enflasyonun hala istenilen seviyenin oldukça üzerinde olması gelecek dönem para politikasına ilişkin fiyatlamaları zorlaştırıyor. Bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik verilerde ekonominin durumuna ilişkin sinyalleri piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın cuma günü yapacağı açıklamalarda yatırımcıların odağında bulunuyor. Politikasını sıkılaştırma patikasında son düzlüğe girildiğini belirten Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, yavaşlayan ekonomiyle faiz artırımlarının bir araya gelmesi bankalar için fonlama maliyetini artırır ve sorunlu kredilerde bir artışı beraberinde getirir dedi. Guindos, faiz artırımlarında nihai aşamaya gelindiğini de belirterek şu ana kadar göstergeler sağlıklı olmaya devam etseler de yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.
Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını sabit tuttu. Çin Merkez Bankası 125 milyar yuan tutarındaki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı kredileri için faiz oranını piyasa beklentisine paralel %2,75 seviyesinde tuttu. Merkez Bankası bu ay 100 milyar yuan tutarında orta vadeli kredi kolaylığı yerine 125 milyar yuan kredi vererek bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağlamış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13.862.333 kişiyken 2023 yılı Mart ayında 14.757.342 kişi oldu. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'de olası sıkı para politikasına karşı bankaların hazırlıklı olduğunu ifade etti. Kuruluş, kademeli faiz artışının varlık kalitesinde yaratabileceği erozyon için bankaların yeteri kadar tamponu var değerlendirmesi yaptı. Fitch Ratings, Türk bankalarının kademeli faiz artışına hazırlıklı olduğunu, buna karşın hızlı faiz artışının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi. Türk bankaları için potansiyel faiz artışı hızının önemli olduğunu belirten Fitch, değerlendirmesinde kredi fiyatlamaları üzerindeki kısıtlamaların da esnetilmesi durumunda bankalar kredilerini yeniden fiyatlayabilecek denildi. Fitch'in değerlendirmesinde bu enflasyonun düşüşü sonucu TÜFE endeksli tahvillerde oluşabilecek düşük getiri etkisini dengeleyebilir ifadeleri yer aldı. Kademeli faiz artışının varlık kalitesinde yaratabileceği erozyon için bankaların yeteri kadar tampon olduğunu söyleyen Fitch, potansiyel bir kredi krizine, resesyonist baskılara ve yüksek işsizliğe yol açabilecek hızlı bir faiz artışının bankalar için ciddi olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limiti krizi sürüyor. Başkan Joe Biden borç limiti konusunda görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz kritik noktaya gelinmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borç limitinin yükseltilmesi konusunda Kongre ile görüşmelerin devam ettiğini ve önümüzdeki iki gün içinde süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olunacağını söyledi. Joint Base Andrews'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Fakat henüz kırılma anına gelmedik. Önümüzdeki iki gün içinde daha fazla şey öğreneceğiz dedi. Biden'ın önümüzdeki hafta başında Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ve diğer kongre liderleriyle bir araya gelerek müzakerelere devam etmesi bekleniyor. Liderler heyetlerin görüşmelere devam etmesine olanak sağlamak için Cuma günü planlanan bir toplantıyı iptal etmişti. Biden ve McCarthy'nin yardımcıları hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltme görüşmeleri ilerledikçe federal harcamaları sınırlamanın yollarını ele almaya başladılar. Hazine Bakanlığı, temsilcilerin ülkenin borç tavanını yükseltmemesi halinde 1 Haziran'a kadar federal kaynakların tükenebileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitiyle ilgili tehlike çanları çalarken ülke dışından da olası bir temerrüdün olumsuz etkiler yaratacağına ilişkin uyarılar geliyor. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitinin çözülmemesi durumunda yaşanacak temerrüdün yıkıcı olacağını belirtti. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitinin yükselmesi için mutabakat çıkmamasının etkilerinin yıkıcı olacağını belirtti. Hunt, ilgili açıklamalarını ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'la Japonya'da G7 Maliye Bakanlarının toplantısı marjındaki görüşmesinden önce gazetecilere yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitiyle ilgili sınırlı bir ilerleme kaydedilirken, ABD Hazine Bakanı geçmiş tecrübelere göre koşulların daha zorlu görünmesine rağmen çözümle ilgili umutlu olduğunu belirtti.
Ekofinans'a karşınızda olduk. Az sonra 12 haberlerinde Aysel Çağansoy son gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın.